Saygıdeğer Strasam izleyicileri, Doktor Mehmet Canlı ile Kurtuluş Savaşı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam 9 Kasım'daki Mustafa Kemal Paşa merkezli Adana'daki faaliyetleri anlatabilir miyiz? Evet. Şimdi Mustafa Kemal Paşa bugün hala bu emir komuta bağlantısı hangi birlik lağvedilecek, hangi lağvedilemeyecek konusunda net bir emir almış değil. Evet. Yani İstanbul 2 ve 2. Ordu'yu ve Yıldırım Ordular grubunu lağvetmek istiyor. Mustafa Kemal Paşa da hayır, orduları lağvedin, Yıldırım Ordular grubu Yıldırım grubu şeklinde kalsın diyor. Tamam. Dün zaten çektiği telgrafta da bunu Ahmet İzzet Paşa'ya da söylüyor. Evet. Sanki bu telgrafı kabul edilmiş gibi, yani bir ret cevabı gelmediği için kabul edilmiş gibi de faaliyetlerine devam ediyor. Tamam. Şimdi burada şuna da vurgu yapmak lazım. Cumhuriyet kurulduktan sonra birçok kişi hatıratlarında, anılarında ya da araştırma eserlerinde diyorlar ki işte Mustafa Kemal Paşa bazıları 3 Kasım'dan bazıları 5 Kasım'dan itibaren ordusu olmayan bir general olarak işte Adana'da durdu filan. Bunun doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü hala Mustafa Kemal Paşa karar alınmamış. Hala orduları o idare ediyor ve imza evet. atıyor ve komutan olarak imza atıyor. Yani evet. Onun da gideceğini biliyordu filan. Onların belli olmadığını bir defa daha vurgulayalım. Yani evet. Daha sonradan insanlar ya yanlış hatırlıyor ya hani şirin görünmek için böyle şeyler söylüyor. Bilemiyorum, kimseyi de itham etmek istemiyorum ama böyle bir hata var. Buna da bu yeri gelmişken bir vurgu yapalım. Mustafa Kemal Paşa bugün de bakıyor ki hala 7. Ordu'ya, 2. Ordu'ya emirler geliyor. Genelkurmay Başkanlığından geliyor. Yani Yıldırım Ordular grubunu, Yıldırım grubunu atlayarak geliyor. Doğru mu? Yani sanki bu iki ordu varmış gibi. Gerçekte de var aslında. Ama evet. Mustafa Kemal Paşa kendi önerisinin kabul edildiğini düşünerek Genelkurmay Başkanlığına bir telgraf çekiyor. Diyor ki ya 2 ve 7. Ordular lağvedilecek diyor. Lağvedildi. Ben böyle teklif yaptım. Emirlerinizi, yazılarınızı direkt bana gönderin diyor. Yoksa diyor verdiğiniz emirler yerine getirilemeyebilir, ortada kalır diyor. Bunu ikaz ediyor ve burada ilginç olan bu telgrafın altına Yıldırım Ordular Grup Komutanı değil, Yıldırım Grubu Komutanı olarak imza atıyor. Yani değişiklik bir, olmuş gibi. Bir gün önce yaptığı teklif sanki kabul edilmiş gibi harekete geçiyor. Bu tabii anında cevap verilememesi. Tabii İstanbul'da da yoğunluk var. Tabii. Ne yoğunluğu var? İstanbul artık İngilizlerin nefesini, Fransızların nefesini hissetmek üzere. Çünkü mesela bugün 9 Kasım'da İngilizler Çanakkale Boğazı'na gelip bir müfreze çıkarıyorlar. Çanakkale istikamlarını Türk ordusuna teslim almaya başlıyorlar. Fransızlar Uzun Köprü'ye Bulgaristan'dan bir keşfi heyeti gönderiyorlar. Uzun Köprü'ye gelip birlik yerleştirecekler. Yani bu iki noktadan İstanbul'a gelmek bir iki günlük bir mesafe, bir günlük mesafe, iki günlük mesafe. Dolayısıyla İstanbul'da da İngiliz işgal kuvvetleri, gemileri ya da Fransızların kara kuvvetleri gelecek. Bunun baskısı da var. Bir de Mustafa Kemal Paşa'nın bu diretmeleriyle uğraşıyor. Muhtemelen arada bu sebeple irtibatsızlık oluyor. Ya da Mustafa Kemal Paşa'ya verilen emirler yerine zamanında ulaşmıyor. Tam sebebini bilmiyorum ama muhtemelen hepsi bunların sebeplerindendir. Mustafa Kemal Paşa sanki kendi teklifi kabul edilmiş gibi diyor ki işte emirleri bundan sonra Yıldırım Ordular grubuna gönderin. 2 ve 7. Ordu'ya değil. Şimdi tabii bir gün önce yani 8'inde Ahmet İzzet Paşa'dan emir gelmişti. İskenderun'u İngilizlere teslim edin diye. sert bir ikazla gelmişti. Bu emri de bugün Mustafa Kemal Paşa yerine getiriyor. Çünkü zaten 7. Ordu'yu da geriye çekmiş. Evet. Artık kuşatılma ihtimali de yok. Yani İngilizlerin 7. Ordu'yu kuşatarak ele geçirmesi, esir etmesini önlemiş. Emir veriyor. Bugün İskenderun bölgesi, o bölgeden 15. kolordu sorumluluğu, 2. orduya bağlı 15. kolordu. Bu kolordunun birlikleri 41. tümen var İskenderun'da. Bu İngilizlerle görüşüyor. İngilizler işgal dediğiniz 10 tane asker çıkartıyorlar. Yani öyle büyük ordular falan çıkar. Sembolik yani bir anlamda. Sembolik tabii ama daha sonra diğer askerleri de çıkacaktır. Evet.
Daha sonra da Fransızları buraya çıkartacaklardır. Askeri birliklerin geri çekilmesini, sadece İskenderun ilçe merkezini değil, bu İskenderun'u bilenler bilir. İskenderun böyle Çukur'da, sahilde, İzmir gibi bir körfezde duruyormuş gibi sevimli, güzel bir ilçemiz. Onun Adana'ya giden tarafında belli bir alanı ve diğer tarafta Kilis tarafında da o Amanosların üzerine beleni meleni terk edip belli bir genişlikte bölgeyi almak istediklerini anlaşılıyor. Bizim askeri birlikler de buna göre çekiliyor. Tabi Mustafa Kemal Paşa mühimmatın İngilizlerin ulaşamayacağı yerdeki bütün mühimmatın geriye taşınması, hiçbir mühimmat kalmaması için de emirler vermiş. Bugün bu İskenderun İngilizlere teslim ediliyor. Bizim birliklerimiz de çekiliyor. Tabi bir protokol yapılıyor. Bu protokole göre birbirine ateş edenlerin cezalandırılmasıyla ilgili maddeler filan var. Sivil yöneticiler, yani idari yöneticiler, işte liman yöneticileri, kaymakamlık vesaire, bunlar yerinde kalıyor. Sadece yani askerler çekiliyor. Mevcut Türk yönetim devam ediyor. Evet. Hı. Yani bizim niyetimiz o. Sonradan evet, İngilizler onu da değiştirecektir ama yani Fransızlar evet, geldiğinde o şekilde teslim edilip geriye çekiliyor. Şimdi Topboğaz diye bir yer var orada. 15. Kolordu'ya özellikle Topboğazı'ndaki mühimmatın geriye çekilmesi için Mustafa Kemal Paşa bütün tedbirlerin alınmasını söylüyor. Şimdi İngilizlerin taleplerinden anlaşılıyor ki Payas'la Reyhanlı. Reyhanlı Amanosların doğusundadır. Payas da Amanosların batısındadır. Yani İskenderun'dan Adana'ya giderseniz ilk içinden geçeceğiniz şey dört yoldan önce Payas'tır. Evet. Eğer şeye gelirseniz Amanoslar, yani İskenderun'dan Belen'e geçip kuzeye dönerseniz burada da Reyhanlı'dan geçersiniz. Evet. Yani bu hattın güneyinde Türk askeri kalmamasını istiyor. Dolayısıyla Antakya, Belen, İskenderun gibi yerler İngiliz kontrolüne girecektir bu talep üzerine. Zaten o bölgeye bakarsak İskender'in bile Orta Doğu'ya geçtiği yol oradan geçer. Yani İskenderun'dan, Belen'den veya ileriden sahilden Antakya'ya çıkış. Antakya'dan sonra bugünkü Afrin, Elbap, o tarihi antik dönemden beri Romalıların da antik dönemde de kullanılan bir aktif yol. Bu yolu dışına, bu yolun kuzeyine bizim birliklerimizin çekilmesini İngilizler istiyor. Şimdi Mustafa Kemal Paşa akşam tabii bunu bir raporla bildiriyor. Yani her gün harekat günlük durum raporu diye birlikler üst birliklerine o gün ne olmuş? Harekat, lojistik, istihbaratla ilgili hepsinin raporları bunu çekiyor. Tabii. Hmm. Bugün şurada şu oldu, burada bu oldu, şurada çatışma oldu, burada muharebe oldu gibi rapor çekerler. Bu rapor şöyle diyor. Biz diyor İskenderun'u teslim ettik. Herhangi bir sorun olmadı. Ondan sonra itilaf devletleriyle bir protokol yaptık. Bu protokolü göndereceğiz daha sonra. İtilaf devletlerine bazı tekliflerimiz oldu. İşte daha önce yaptığımız teklifler de var. Esir değişimiyle ilgili filan. Bunlarla herhangi bir ilgili cevap gelmedi. Sadece yolu keşfetmek için bir heyet göndereceklermiş. O heyeti bize bildirdiler. Bundan başka bölgedeki güvenlik sorunlarını da bahsediyorlar. Tabii bizim ordularımız İngilizlerle sadece uğraşmıyor. Arap isyancıların ve çetelik, yani soygunculuk yapan çetelerin de problemi var. Mesela bugünkü raporda 6 askerimiz şehit ediliyor, 1 askerimiz yaralanıyor Reyhanlı tarafında. Arap silahlı gruplar tarafından. Yani İngilizlerle savaşmıyoruz ama o Şerif Hüseyin'in vesairenin uzantıları hala İskenderun, Hatay, ta Adana'ya kadar, Mersin'e kadar olan belgeyi kendilerine saydıkları için Türk askeri birliklerine, Türk yerleşim yerlerine saldırı yapıyor. Bunun dışında göçebe Araplar var. Bunlar siyasi amaçla değil, soygun amaçla da Arap, Kürt, Türk dinlemeden herkese saldırıyor. Yani Mustafa Kemal Paşa bu dönemde güvenlik sorunlarıyla da uğraşmak durumunda kalıyor. Evet. Bugün olan faaliyetler temel olarak bunlardan ibaret. Hocam teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağ ol.
Saygıdeğer Strasam izleyicileri, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.